Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikol hattımızda. Şimdi ona bir bu son gelişmeleri bir soralım. Oğuz Bey, iyi akşamlar. Sesimiz geliyor değil mi? İyi akşamlar. Evet, sağ olun. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum bütün katılımcılara size. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Şimdi İyi birinci akşamlar. Soru. Sizce Putin bu 9 Mayıs'ta ne açıklayacak? Bu savaş bitiyor gibi duruyor mu? Evet, yani o şekilde bir şey var, beklenti var. Çünkü işte Donbas'taki yani savaşın artık daha çok Doğu Ukrayna'nın doğu kısmına ya veyahut da Rusya-Ukrayna sınırına kaydı, işte Donbas bölgesini ele geçirmeye çalıştığı Rusya'nın bunları gerçekleştirdiği takdirde herhalde yani amacına ulaştığını ifade ederekten savaşı kapatabilir. Peki şimdi mesela bütün dünya bir karışmış gibi duruyor. Pakistan'da güvensizlik oyu aldı İmran Khan. İşte Fransa'da seçim var falan. Siz nasıl gidiyorsunuz? Yani bu savaş biterse 9 Mayıs'ta bu çalkalanmalar durur mu sizce? Yani çok duracak gibi gözükmüyor çünkü Ukrayna yani uzun zamandan beri bir sorun olarak devam ediyor. Tabii Ukrayna sorununun arka planına bakmak lazım. Yani Ukrayna savaşının arka planında bir Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın arasındaki bir mücadeleyi görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir müddetten beri bunu zaten gördük. Yani Rusya'nın tekrar bir süper devlet olmasını engellemeye çalışıyor. Rusya'yı cezalandırmaya çalışıyor. İşte yani Ukrayna'da yenilmesine çalışıyor. O bakımdan yani Putin yönetimindeki Rusya'nın da hala bir süper devlet olma şeyi var, isteği var. Sizce Bunu çok açıklamıştım. Oğuz Bey, şimdi mesela Putin'i cezalandırabiliyorlar mı sizce? Şimdi bu operasyonlar başladığı zaman İşte ambargoları koyacağız, Rus halkı ayaklanacak, Putin devrilecek falan bu söylemlerle çıktılar. Ama yine bana gelen bilgilere göre Putin kamuoyu desteğinde rekor kırıyor şu anda. Evet. Yani cezalandırdığını söyleyen ülkelerde enflasyon rekorları kırıyorlar. Ne diyorsunuz evet, bu tabloya? Yani ekonomik olarak tabii birçok çok aşırı derecede yaptırımlar uygulandı Rusya'ya karşı. Bu yaptırımların ne ölçüler içerisinde Rusya ekonomisini uzun dönemde etkileyeceğini tam olarak görmek imkanımız yok tabii. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Rusya'yı askeri bakımdan hem ekonomik bakımdan bir şey yani uğratmak istediği bir çok açık bir şekilde ortada gözüküyor. Bütün bu çok aşırı derecede bir yaptırım şeyi ortaya çıktı. Yani işte yani uzun müddette belki petrol ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun süreden beri yani Avrupa'nın Rusya'ya petrol ve doğalgaz bakımından işte dayanmasını, bağlanmasını istemediği, bunu engellemeye çalıştığı zaten biliniyordu biliyorsunuz yani Trump döneminde bile Amerika Birleşik Devletleri bu Kuzey Akım 2 projesine karşı çıktığını o zamanlar bile hatırlıyoruz. Yani tabii ki çok aşırı derecede bir ekonomik yaptırım şeyi ortada. Bu ekonomik yaptırımların ne ölçüler içerisinde tabii Rus ekonomisini etkileyeceğini daha orta ve uzun müddette göreceğiz. Ama dünya ekonomisini çok kötü etkiledi. Bunu görüyoruz kısa vadede değil mi? Yani Rusya'ya ne etki yapacak görmedik ama bize hepimizi çok kötü etkiledi şimdiden. Kesinlikle. Yani Avrupa'yı da büyük ölçüde etkileyecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri zaten Avrupa'yı da yani Trump döneminde çok daha açık olarak görüyorduk. Yani Avrupa Birliği'nin çok fazla kendisinden bağımsız olmasını da istediğini pek düşünmemek Peki gerekiyor. Oğuz Bey, Türkiye ile Amerika yeniden bir ikinci bahar yaşayabilir mi? Bu F-16 mevzuları var, verelim vermeyelim falan. Böyle bir ihtimal var mı sizce? Yani F-16'lar konusunda işte bu Yunanistan'ın çok uzun zamandan beri işte Kıbrıs doğalgazını da içine kotaraktan İsrail-Mısır doğalgazını
doğrudan Yunanistan üzerinde Avrupa'ya taşıması projesine de Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıkması, bütün bunlar yani bu Rusya'daki gerginliğin Amerika'nın çok ön plandaki amacı olduğu, o bakımdan yani işte eski Soğuk Savaş'ta gördüğümüz şekilde Türkiye ile ilişkilere daha önem verdiği yönünde bir şey ortaya çıkmış gibi gözüküyor işte Amerikan Dışişleri Bakanları Müsteşarı'nın bölgeye yaptığı ziyaret sırasında verdiği demeçlerde filan da bunlar çok açık bir şekilde gözüküyor. Ama yani tabii F-16'lar Kongre'den geçer mi, nasıl olur, ona tabii yakından izlemek gerekiyor. Yani yazılan mektup tabii biraz olumlu gibi gözüküyor. Bu her ne kadar bazı Kongre üyelerinin Biden'a yazdığı mektuba bir cevap anlamında Evet. niteliğini taşısa da olumlu gibi gözüküyor. Ama yani tabii F-16 projesi nasıl gidecek, nereye varacak, bunları herhalde önümüzdeki günlerde, haftalar içerisinde daha açık bir Peki. şekilde göreceğiz. Bakanımızın işte şey bir ziyareti var, 18'de, 18 Mayıs'ta Washington'a yapacağı bir ziyaret var. Buralarda daha açık bir şekilde ortaya çıkmış Şimdi olduğunu zannediyorum. Oğuz Bey, son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye hakikaten diplomatik bir altın çağı yaşıyor. Bütün görüşmeler burada yapılıyor. Rusya ile de ilişkilerini koruyor. Bunu sürdürebilecek mi Türkiye? Yani hem Rusya ile ilişkiyi yapıp hem Batı ile ilişkiyi yapıp bir yerde sizce bizi de sıkıştırıp bu Rusya'ya kes ticaret yapma diyecekler mi? Öyle bir nokta gelecek mi? Yani o konuda da bazı işaretler var şimdiden ama yani Türkiye'nin tabii hem yani politikası çok doğru. Çünkü Ukrayna'ya yardımın yolu yani Rusya'yı daha fazla kışkırtmak, işte askeri planda savaşı devam ettirmek değil. Savaşa ateşkes sağlamak ve savaşı bir an önce engellemek olduğu gayet çok açık bir şekilde gözüküyor. Bunu Türkiye başından itibaren görmüş gibi yani gördü. O şekilde hareket ediyor. Ama yani Rusya ile ve şeyle olan ilişkilerimiz, Ukrayna ile olan ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Karadeniz'in istikrarı bizim için çok önemli. O bakımdan yani o tip bazı baskılar olursa Evet. da önümüzdeki dönemde bunlara karşı çıkmamız gerekiyor. Peki Oğuz Bey, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Sağ bilgiler olun. için.